Mutfağımıza Ayşe Şef geldi. O yapacak bize pankek tarifini verecek. Evet. Ne koyuyoruz Ayşe? 2 yumurta. Ne koyuyoruz şu an? Kırıyoruz. Sonra çırpıyoruz. Yumurtaların sırasıyla beyazı karışana kadar çırpıyoruz arkadaşlar. Biraz kötü ses çıkabilir şu anda. Arkadaşlar bakın karıştı. Şekerimizi koyuyoruz. 3 yemek kaşığı. 3 yemek kaşığı şeker koyduk. Yine çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra bir su bardağı süt döküyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz vanilyaları ondan önce koyuyoruz. 2 paket vanilya koyduk. Su bardağı un. 1,5 su bardağı un koyacağız arkadaşlar. Kabartma tozu. Karıştırıyoruz arkadaşlar güzelce yiyene kadar. İyice yediriyoruz bunu. Arkadaşlar bu aşamada dikkat edin. Ortalık batıyor. Hatta ben azıcık un sıçrattım bile. Arkadaşlar biz 1 yemek kaşığı kadar pancar tuzu koyacağız renklendirme amaçlı. Şöyle bir şey tam gözükmüyor, turuncu gibi şu an. Arkadaşlar bunu karıştırırken daha aşırı dikkatli olmamız lazım. Ondan bile şey yani bu uçar. Evet arkadaşlar bu şekilde. Çok güzel bir renk oldu. Sizin de böyle pembeyi çok seven çocuklarınız varsa uygulayabilirsiniz. Tadı çok olmuyor aslında ama yine de bir aroma, pancar aroması veriyor yani. İyi oluyor. Evet arkadaşlar, tarif kısmı Ayşe'den, yapılışı benden olsun. Çocuklar ateşe yaklaştırmıyoruz. Çok eski de olsa tavamız, evin en yapışmaz tavası bu şu an. Demek ki sağlam bir şeymiş. Şöyle renk bu. Ya pişince yani içinde hamurda gözüküyor. Dışında pek renk kalmıyor ama yine de Ayşe bunu çok seviyor. Bir de pancar tozu çok faydalı ya. Çocuklarınıza kullanabilirsiniz aslında. Bir kere aldım, devamını yapmadım ama almadım. Alınabilir diye düşünüyorum. Bu tava iyice ısınacak. Ben çok pankekle rezil olan birisiyim. Onu püf noktasıymış. Tavayı iyice ısıtmadan dökmüyoruz. Evet arkadaşlar, iyice kızdırdığımız, sinirlendirdiğimiz tavaya ilk başta su damlattım. Yaptığım hataya bakın. Şu kabın altını bir silmem gerekiyor kızım. Tamam, kabımızın altını sildik, geri geldik. Şimdi bunu güzelce şöyle şu taraftan bir yemek kaşığı. Sizin görüş alanınızı etkiliyor mu acaba ben? Bu böyle vlogun içinde bir tarif olsun izleyenler, vloglarımızı izleyenler. Yani ben sonuçta bir tarifçi değilim. Tam memnuniyetimi bildiririm size. Bu tarif tam tutuyor mu diye. Benim gibi insanlara daha çok güveniyorum açıkçası. Bir şey gizlemeyeceklerini düşünüyorum. Rezil olsam şu size rezil olduğumu da göstereceğim elbette. Şöyle döktük. Pembiş pembiş pankeklerimizi. Bu arada Ayşe de ben de yutkunup duruyoruz farkındaysanız. Covidli tarif çekiyoruz bakın. Şimdi her şeyi gösteriyoruz dedik. Alın bunu da gösterelim. Çevirdim. Yani şey. Hani ben çok açtım ya tava çok ısınsın diye. Bizim bu büyük gözün ateşi çok farklı. Her şeyi yakıyor aslında. Akıl edemedim. Hemen kısmam gerekiyordu.
ısındıktan sonra, yani hamurları koyduktan sonra yapmadım. İkinci, üçüncüye tam rengi ortaya çıkar. Bunun bu tarafları yandı. Yenmeyebilir belki. Yani evet arkadaşlar, pişti. Bir tarafları biraz yanağa yakın. Ama galiba şeyden, bu bizim pancar tozu daha önce de koyduğumuzda böyle oluyordu. O kızarıklık şeyi daha kuvvetli oluyor. Şöyle göstereyim. Bu tarafları yanık değil yani. Şimdi diğer. Yine ıslatmışız bunun altını. Genelde dikkat ettiğim şey aslında, ama iki kişi olunca, iki kişi bir adam etmiyor ya bazen, öyle durumlar yaşıyoruz. Allah sayımızı arttırsın, azaltmasın inşallah. Hep iki kişi olalım. İyi ki çok 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 Allah'a şükürler olsun. Bu hastalık ben getirmiş olsaydım mesela dışarıdan, ne olacaktı? İlk hasta olan ben olacak ve sonradan Ayşe'ye bulaştırmış olacaktım. Ve Ayşe'nin hasta olduğu dönemde benim ona bakacak gücüm olmayacaktı belki. Allah böyle her şeyde şükredecek bir şey çıkarıyor karşımıza. Ben de bunda böyle bir şükrettim. Şu an iyiyim, şükürler olsun. Hani pankek falan yapıyorum. Yoksa yapmam da. Öyle kızıma baktım. Allah'ın izniyle inşallah iyileştirdiğimi düşünüyorum. Şimdi sıra kendimde. Elden ayaktan düşmezsem iyi olur. İşte gıdaya dikkat edin diyorlar beslenmeye. Biz ona dikkat etmiyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Telbine çorbasından aslında vazgeçecektim. Ama hani hastalandığınızda telbine yiyiniz diyor ya. Diyet anlamında veya detoks anlamında değil. Ben telbine yapacağım bugün. Tarif olarak çeker miyim, sadece paylaşır mıyım bilmiyorum, ama sonrasında şey yapacağım. Yani yanında yemek yiyebilirim. Telbine çorbasını öyle şifa niyetini içeceğim sadece. Bu defa çok güzel oldu. Ayşe bize şov yapacak inşallah. Güzelce olduğu yere taklattıracağım Ayşe. Yap, kaydırma. Yok öyle, o düştüğü yerde kalsın. Ha. Diğer tarafa. Kıpratamayacağın için olduğu yere attırmaya çalış. Aferin. O yanık şeyi kalmadı. Farkında mısınız? Her tavada mı oluyor? Bizim ocak yüzünden mi oluyor? İlkinde o muhakkak oluyor. Ama ikincide şu an hiçbir şey yok. Ne olacaktı? Tarif çekmiş olsaydım o ilki size göstermeyecektim. Evet, şöyle yaklaştıralım. Bence gayet mükemmel. Şimdi pankekin doğru yüzü burası. Ben 2 yıl önce bu tarifi yaptığımda, evet arkadaşlar, Instagram'da anne yanlış ters koymuşsun yapımı demişlerdi de. Hazır. Ben şu pembişlik gözüksün diye aslında çok öyle lezzetli koymuşum. Bir pankek oldu. Ters tarafında pembesi gözüküyor. Pancar tozu da zaten pembelik verdi. Yani çocuklarınıza gayet güzel yapıp yedirebilirsiniz. Bugün kızımla size böyle çekim yaptık. Hastalıkla boğuşurken bir yandan da onun istediğini yapmak istedim. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız, bu tariflerin devamını istiyorsanız abone olup beğenmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın lütfen. Çok kremli, çok yakışıyor pankek bu arada. Kesinlikle tavsiye ederim.